Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sevgili gençler yıldızlı sorular serisinde geldik. Fonksiyonlara, fonksiyonlarla alakalı karşınıza sınavda çıkabilecek, TYT'de ve AYT'de çıkabilecek güzel sorular çözeceğiz. Bu sorular 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabımdan sevgili arkadaşlarım. Turuncu kitabımızdan zaten fonksiyonlarla ilgili içerisinde 40 tane birbirinden güzel sınav ayarında sınav tarzında soru vardı. 40 soru serisinin mantığı bu zaten. Ama ben o 40 soru içerisinden de sizlere karşınıza çıkması muhtemel birbirinden güzel 16 tane soru seçtim. Ve bu soruları sevgili arkadaşlarım şimdi birazdan videoda çözeceğiz. Ücretsiz pdf'in açıklama kısmında mevcut tek tıkla indirebilirsin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Tablette telefonda her yerde istersen çıktısını da alabilirsin tabii ki. Artık hazırsan derse Videoyu beğendiysen, abone de olduysan geçebiliriz dersimize. Evet şimdi tatlı tatlı şöyle ilk sorumuza bir bakalım. F doğal sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyon ve M de bir doğal sayı olmak üzere. Fx'i x artı 2 faktöriyel biçimde tanımlamış. Fm artı 3, Fm artı 1'in 42 katı olduğuna göre M kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle... 2 fazlasının faktöriyelini alacaksam m artı 3'ün 2 fazlası m artı 5'tir. Ben bunu faktör yerine aldım. Eşittir diyorum. M artı 1'in 2 fazlası M artı 3'tür. Bunun da faktör yerini aldım. Ve çarpı 42 dedim. Şimdi ben her iki taraftaki faktöriyel ifadeleri sadeleştirebilirim. Mesela burada M artı 5 faktör yeri, M artı 3 faktör yere bölecek olursam. Elimde sadece ama sadece M artı 5 çarpı M artı 4 ifadesi kalacaktır. E bu da 42'ymiş. Şimdi... Burada M artı 4 ile M artı 5 e, arasında bir fark var ve çarpımları 42 edecekse küçük olan 6 ve büyük olan 7'dir. Bundan kaynaklı M artı 4 eşittir 6 diyebilirsin ya da M artı 5 eşittir 7 diyebilirsin. M buradan kaç gelecektir? 2. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş gençler. Geçtik diğer soruya. Bu soruya da beraber bakacak olursak bir A kümesi varmış. Şimdi iyi dinle. Bunların okunuşunu e, dahi yapamayan çok fazla arkadaşım var. Sen de yapamıyorsan iyi dinle. A kümesi öyle x'lerden oluşmakta ki bu x'ler 13'ten küçük doğal sayılarmış. Yani ben A kümesini oluşturmak istersem daha herkesin anlayabileceği cinsden. E şimdi x bir doğal sayı ve 13'ten küçük olacaksa o zaman mesela 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'ymiş. İşte 13'ten küçük doğal sayıları bu şekilde sıraladık. Yani buradaki küme ile bu küme birbirinin aynısı oldu artık. F fonksiyonu ne işe yarıyormuş peki? Her sayıyı toplamaya göre tersinin 12 fazlasına götürüyor ve bu fonksiyon A kümesinden A kümesine tanımlı. Yani bu kümeden yine bu kümeye tanımlı olacak. Her sayıyı da toplama işlemine göre tersinin 12 fazlasına götürüyor. Mesela 0 nereye gider? 0'ın toplama işlemine göre tersi eksi 0 yani yine 0'dır. E 12 fazlasına götürüyorsa 12'ye götürür. Peki 1'i nereye götürür hocam? Eksi 1, 1'in toplama işlemine göre tersi eksi 1, 12 fazlası 11 yapar. O zaman bu eksi 2 artı 12'den 10 yapar. Demek ki bu şekilde azala azala gidecek. 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ve 0 yani 12'de en son 0'a gidecek zaten eksi 12 artı 12'den 0'ı buluruz. Şimdi buna göre demiş f birebir fonksiyondur. Evet A kümesindeki her bir elemanı karşıdaki A kümesine bir ve yalnız bir elemana götürmüş ve bu elemanlar tamamen birbirinden farklı. F birebir fonksiyondur. İçine fonksiyon olması için karşıdaki A kümesini yani şuradaki A kümesini örtmemesi gerekiyordu ki örtmüş. Yani örten ama içine değil. Zaten 2'ye doğru dersen 3 yanlış olur. 3'e doğru dersen 2 yanlış olur. Bundan kaynaklı cevabımız 1 ve 3'müş. Yani cevap E şıkkıydı. Geçtik diğer soruya. A kümesi 1 2 3 4 5 rakamlarından oluşuyor ve küçük A'da bu A kümesinin bir elemanı olmak üzere A'dan A'ya bir f fonksiyonu tanımlanıyor f'a 8 eksi a'dan küçük veya eşitmiş bu eşitliği bu şartı sağlayan kaç tane f fonksiyonu tanımlanabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle mesela ben 1'i yazsam f1 küçük veya eşittir 8 eksi 1 demem gerekiyor. Yani 7'den küçük veya eşit. 2'yi yerine yazarsam f2 6'dan küçük veya eşit. f3 5'ten küçük veya eşit. F4 8 4'ten 4'ten daha küçük veya eşit ve F3 de pardon F5 de son olarak 8'den 5'i çıkardım 3'ten küçük veya eşit olacak. Şimdi A'dan A'ya tanımlıydı. F1'in cevabı 7'den küçük veya eşit olacaksa karşıta seçebileceğim 5 tane birbirinden farklı eleman söz konusu. 6'dan küçük veya eşitse yine 5. 5'ten küçük veya eşitse yine 5. Yalnız dikkat et. F4 4'ten küçük veya eşitmiş. Yani 5'i alamaz. Dolayısıyla alabileceği 4 farklı değer var. Ve F5 3'ten küçük veya eşitmiş. Bunun da eşit olabileceği 3 tane birbirinden farklı değer var. O halde 5 çarpı 5, 5 çarpı 5, çarpı 5, çarpı 4, çarpı 3 bize cevabı verir. Bakın gençler şöyle diyelim. Şurası 125. E hocam şurası da 12. 125 ile 12'nin çarpımı da bize 1500'ün Ta kendisini verir. Demek ki cevabımız C şıkkı olacaktı. Geçtik diğer soruya. Bu soruda da diyor ki A ve B kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 6 ve 2'dir. Buna göre A'dan B'ye kaç tane örten fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi A kümesinin 6 tane elemanı var ve B kümesinin 2 tane elemanı var. Ben bunları bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 1, 2 resmedelim tamam mı? Şimdi burada ee, ben örten fonksiyon tanımlayacağım ya. Yani şöyle normal şartlar altında ben A kümesinden B kümesine kaç tane F fonksiyonu tanımlayabilirim? Bu eleman iki farklı elemana gidebilir. E diğeri de iki, diğeri de iki, diğeri de, diğeri de, diğeri de iki farklı elemana gidebilir. Yani toplam 64 tane fonksiyon var. 64 fonksiyon söz konusu. E, bu 64 tanesi örten olan ve örten olmayan. Yani örten olan ve içine fonksiyonların tamamı 64 tane. Peki örten olmayan kaç tane fonksiyon var? Bunu elde edebilir miyim? Örten olmayacaksa zaten karşıda iki eleman olduğu için bunların tamamı toplanıp ya buna gider ya da buna gider. Böylelikle örten olmaz. Yani örten olmayan iki tane fonksiyon varmış. E ben tüm fonksiyonlardan iki tane örten olmayanı çıkarırsam 62 tane örten fonksiyon elime geçer. Doğru cevabım C şıkkıydı. Geçtim diğer soruya. Bu sorumuzda da diyor ki f ve f tek ve g çift fonksiyon olmak üzere 2fx artı gx 3 çarpı f eksi x artı x kare eksi 5x artı 5. f1 ile g eksi 2'nin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle fx tek fonksiyonsa f eksi x dediğimiz şey aslında bakarsan eksi fx'e eşittir. E burada da görüyorsun ki f eksi x var. Eksiyi dışarı atarsam aslında bu kısım eksi 3 tane fx'in ta kendisi olacaktır. Bu eksi 3 fx'i de tutup karşı tarafa sol tarafa fırlatırsam 5 tane fx artı bir de gx. E eşittir dedik x kare eksi 5x artı 5 geldi. Şimdi gençler beni iyi dinleyin. Öncelikle g fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Ve f fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. E Gx fonksiyonu burada eğer çift fonksiyonsa içerisinde eksi 5x diye bir ifade bulunamaz. Fx de tek fonksiyonsa içerisinde x kare ve artı 5 bulunamaz. E bundan kaynaklı ben direkt gx'i gençler... Çift olduğu için x kare artı 5 seçerim ve fx de tek fonksiyon olduğu için eksi 5x seçer, seçebilirim. Tabi 5 tane fx'i bu şekilde seçeceğiz çünkü burada 5'i unutmayın. Her iki tarafı 5'e bölersem de fx fonksiyonu benim eksi x gelecektir. Şimdi aslına bakarsanız artık gx ve fx fonksiyonlarını biz biliyoruz. E bildiğimize göre de f1 değerini bulabiliriz. Mesela buradan f1 eşittir eksi 1 olurken g eksi 2 de eksi 2'nin karesi 4 buna 5 ekledim. Kaç geldi arkadaşlar? 8 geldi. Demek ki burası 8'miş e burası da eksi 1'miş. Bir yeri hatalı yaptık 8 değil burası 9 olacak 9 da eksi 1'in toplamı da bize 8'i verecek arkadaşlar Doğru cevabımız A şıkkıydı geçtik diğer soruya M ve N birer gerçel sayı olmak üzere F fonksiyonu R eksi eksi N'den R fark yani R fark eksi N'den R fark M'ye tanımlı Kuralı da Mx artı 1 böyle x artı ne olarak verilmiş Aynı zamanda bu fonksiyon hem birebir hem de örten bir fonksiyonmuş. 3 tane eşitsizlik verilmiş. Eşitlik verilmiş hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruluyor bize. Şimdi kesinlikle yanlıştır diye bir soru soruluyorsa aksine biz örnekler vermeye gayret göstereceğiz. Ama önce birinci öncülümüze bir bakalım gençler. Şimdi m çarpı n'yi bize birinci öncülde 1 bir olarak vermiş. O zaman ben m gördüğüm yere 1 bölü n yazarak bu durumu kontrol etmem gerekiyor. Buradaki m gördüğüm yere 1 bölü n yazarsam 1 bölü n çarpı x. Yani aslında x bölü n de yazılabilir değil mi? Hemen orayı x bölü n diye düzeltmek istiyorum. x bölü n artı 1 bölü x artı n. Şimdi fonksiyonumuz bu oldu artık. Ben burada şu şekilde payda eşitlersem x artı n bölü n bölü x artı n gelir. Buradaki x artı n ile x artı n giderse elimizde sadece 1 bölü n kalır. Şimdi aslına bakarsan fx fonksiyonu m ile n'in çarpımının 1 olduğu durumda 1 bölü n gibi bir sabit sayıya eşitmiş. e Sabit sayı da biliyorsun ne bire birdir ne de örtendir. E bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım birinci öncülümüz patladı. Yani kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış olduğu için yanlıştır diyor ya ben buna şöyle doğru atıyorum aslında kesinlikle yanlış olduğunu göstermek için tik atıyorum tamam mı? Yani biri ben şıklarımın içinde arayacağım abi. 1 olmayan yanlıştır gitti. M ile N'nin çarpımı eksi 1 ise yani M çarpı N eşittir eksi 1 olacaksa ben bu sefer M gördüğüm yere eksi 1 bölü N tabi rahatlıkla yazabilirim. O halde eksi e, bak şu M gördüğüm yere eksi 1 bölü N yazarsam eksi X bölü N gelir artı bir birim var bölü alt tarafta da x artı n'imiz var. Bunu şununla şunun paydasına eşitleyerek yazarsam n eksi x bölü n bölü x artı n geldi. Bunu da n eksi x bölü n çarpı x artı n biçiminde ifade edebilirim. Ki sevgili gençler bu durumda bu fonksiyon birebir olabilir, örten olabilir ee, ki şu şartı da zaten sağlayan bir fonksiyonda olmuş oluyor. O halde ben buna itiraz edemem. Yani ee, m ile n'nin çarpımı eksi 1 olabilir. Dolayısıyla ben bunu eliyorum. m ile n'nin çarpımı sıfırsa bak m ile n'nin çarpımı sıfırsa demek ya m sıfırken n farklı bir şey demek ya n sıfırken m farklı bir şey demek ya da m de n de sıfır demek. Şimdi bunların içlerinden herhangi bir tanesi eğer sağlıyorsa buna da kesinlikle yanlıştır diyemeyeceğim. Peki örnek veriyorum m sıfırken n farklı bir şeyse yani m sıfır ama n yine yerinde dursun diyoruz. Peki m sıfır olursa üst taraf 1 alt taraf ne olur arkadaşlar? x artı ne olur? 1 bölü x artı n fonksiyonu elde ettik. Bu fonksiyon birebir ve örten olabilir. E şimdi olabilir diyorsam kesinlikle yanlıştır ifadesi için artık gerekli miktarda bunu eleyecek kadar bilgi toplamışızdır demektir. Demek ki cevabımız neymiş? Yalnız bir. Yani cevap A'ydı. Geçtik diğer soruya. Bu soruda da F ve G'nin doğrusal fonksiyonlar olduğunu görüyoruz. Doğrusal fonksiyonlar demek birinci dereceden fonksiyonlardır demek. Birinci dereceden iki fonksiyonu eğer buradaki gibi çarparsanız elinizde üçüncü dereceden bir fonksiyon elde edemezsiniz. Üçüncü dereceden bir fonksiyon elde edemeyeceğimiz için de demek ki buradaki x küp ifadesinin baş kat sayısı sıfır olacak. Yani m eksi n eşittir sıfır. Yani m n'ye eşit olacak. O halde burası iptal arkadaşlar. m'nin n'ye eşit olduğu durumu da buradan böylelikle çekip almış olduk. G fonksiyonunun grafiği orijinden geçiyorsa Demek ki G0 kesinlikle 0'a eşit olacak ki ben burada bile 0'ı yerine yazdığım takdirde burada G0 elde edildiği için burası 0'dır. Karşı tarafta 0 olmak zorundadır. E 0'ı yazdım, 0'ı yazdım. Demek ki burası da 0 olacak. Yani M kaçmış? M2'ymiş. E M ile N birbirine eşitti. Demek ki N de 2'ymiş. Artık ben fx'de g(x) fonksiyonunun çarpımının m'yi ve n'yi 2 olarak bulduğumuz için hemen şunları ortadan kaldırdım. Artık m ve n gördüğüm yere 2 yazıyorum. Şurada yazarsanız 5x kare gelir. Şurada yazarsanız 2 kere 2'den artı 4x gelir. Ve zaten buranın 0 olması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi orijinden geçen bir gx fonksiyonu var. İçerisinde x çarpanı olacak ve f fonksiyonu da y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4'müş. Bunlara uygun f ve g'ler üretmek istersem iyi dinle. fx çarpı gx eşittir. 5x artı 4 eğer ki bunu ben x parantezine alacak olursam bak şimdi ben iddia ediyorum ki şurası gx fonksiyonudur. Aha da burası da fx fonksiyonudur. E sebep çünkü burada f0 bana 4'ü verir. Zaten g x diye bir çarpanı vardı. G 0 sıfırdı. O halde f3 ile g1'in toplamı sorulmuş. Abi şimdi fx fonksiyonu 5x artı 4 ise gx fonksiyonu da bana x'i veriyorsa F3 dediğim şey hemen bulalım. F3 eşittir 19 yapar. Ve burada G1 dediğim şey de 1'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 20'nin ta kendisiydi. Yani cevap C şıkkında verilmiştir dedik. Geçtik diğer soruya. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir F fonksiyonu. Eksi 10 ile 10 kapalı aralığında değil. Yarı açık aralığı diyelim artık ona. Fx eşittir mutlak değer 2 eksi x'miş. Kuralı buymuş ve her ikisi gerçel sayısı için fx artı 20 eşittir fx şartını sağlıyor. Yani bu fonksiyon 20'de bir kendini tekrar ediyor diyebilirim. F378 soruluyor madem 20'de bir tekrar ediyor yani periyodik bir fonksiyon. O halde ben 378'den mesela F378 diyelim. Bu aslında F358'in ta kendisidir ve hatta bu da F338'e de eşittir. Niye? 20'de bir kendini tekrar ediyordu zaten. O zaman ben 20-20 çıkaracağım ama 20'nin direkt katını çıkarsam. Mesela 338 civarında 20'nin katı ne var? 340 var. Ben bundan direkt 340'ı çıkaracak olursam bu bana F-2'yi verir. Ve şimdi uygulanabilir bir hal alıyor soru. Neden? Çünkü x'ler diyor eksi 10 ile 10 aralığındayken diyor. Mesela eksi 2 bak. F378, 358, 338 bunlar eksi 10 ile 10 aralığında değildi ama eksi 2, 300, eksi 2, eksi 10 ile artı 10 aralığındadır. O halde şimdi sistemi çalıştırabiliriz. F378, F eksi 2 idi ve F eksi 2 şurada yerine yazarsanız mutlak değer 2 eksi eksi 2'dir. Ve bu da bana mutlak değer 4'ü ve bu da bana 4'ü verir. O halde doğru cevabımız A idi gençler. Geçtik diğer soruya. Dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri bize aşağıda verilmiş. M'ler 0 ile 1 aralığındayken ki 0 ile 1 aralığı gençler şu kısımdır. Gm Fn'e eşitmiş. Şimdi Gm diyor ya G fonksiyonu burada mavi gösterilen fonksiyon ve M'ler 0 ile 1 aralığındayken G fonksiyonu hangi aralıkta oluyormuş biz bunu incelememiz gerekiyor sonuçları görüntüleri burada çıkıyorsa bak görüntüler demek ki 3 ile 4 aralığındaymış. Yani fn dediğimiz değerde 3 ile 4 aralığında değerler alacak sevgili arkadaşlarım. Yani ben 3 ile 4 aralığında bir sonuçlar çıkacağını biliyorum artık bunun. Ve f fonksiyonun sonuçlarının 3 ile 4 aralığında olduğunu biliyoruz artık. Yani şurası çünkü gm 3 ile 4 aralığındaysa eğer ki bak burada birinci öncülü de vermiş biri direkt doğru diyelim hatta biz. Fn de 3 ile 4 aralığında olacakmış. N'lerin de 0 ile 1 aralığında olduğunu söylemiştik. Üçüncü öncül doğru yani. E şimdi abi ikinci öncüle baktığımız zaman M'ler 0 ile 1 aralığındayken diyor. M'ler 0 ile 1 aralığında demişti. E diyor ki Fm yani bu sefer f fonksiyonuna bak diyor. F fonksiyonunun aldığı değerler şurada değil mi? Evet orada. E bunun görüntüsü nerede çıkıyor? 4 ile 5 aralığında bak. Zaten 4 ile 5 aralığında çıkar diyor. Yani bu da doğru. O halde tüm öncüller doğruysa cevap E şıkkındaki 1, 2, 3'tür. Geçtik diğer soruya. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. Buna göre F bileşke GX eşittir 0 denkleminin çözüm kümesindeki elemanların toplamı soruluyor. Şimdi f, f gx eşittir sıfırsa f'in içerisindeki gx'den bahsediyoruz eşittir sıfır diye. E tabi burada ben hangi fonksiyonun cevabının sıfır olduğunu biliyorum. F fonksiyonunun değil mi? Şimdi f fonksiyonunun sonucu 0 çıkması isteniyor. Peki f fonksiyonu nerelerde 0 oluyor? F fonksiyonu mavi gösterilmişti. Bak burada 0 oluyor. Burada ve burada 0 oluyor. Yani f fonksiyonunun sıfır olabilmesi için f'in içindeki gx'lerin aslına bakarsanız... Bir eksi 2 olması gerekiyor. Bir 2 olması gerekiyor. Bir de 3 olması gerekiyor sevgili gençler. Peki. Şimdi gx'leri eksi 2, 2 ve 3 yapan değerleri bulmamız lazım. Mesela eksi 2 yapan değeri bulacaksak. Şöyle diyelim. Eksi 2 yapan hiçbir yer görünmüyor şu an. Lakin. Hani şurası bir birim. Burası bir birim. Yani eğim burada eksi 1. Madem öyle. Burası da 1 ise. Burası da bir birim daha aşağı inecektir. Şu şekilde. 1'e 1'dir. Yani burası nedir aslında? Eksi 2'dir. Yani bu fonksiyonu g fonksiyonu eksi 2 yapan bir absis 1'miş. O halde absislerden birisi 1'dir diyeceğim. Başka da yoktur zaten. Dolayısıyla devam edelim. gx'in 2 olduğu durumla. Şimdi gençler öncelikle şu kısmı silelim. gx'in 2 olduğu durumlara göz atacağız. Önce gx fonksiyonu şu şekilde birazcık uzatalım. Tamam mı? Hani görsel olarak güzel görünsün diye. Bakın arkadaşlar Varsayalım ki varsayalım ki şu x ekseninde de uzattım. Ee, şurası 2 birim olsun. Yani şurası sevgili arkadaşlar 2 işaret etsin bize. Bir de doğal olarak burası 2'yi verecektir. Peki şimdi ben diyorum ki bak ben diyorum ki şuradaki apsis ve buradaki apsis kaçtır bunlara ihtiyacımız var bizim. Şimdi şurası kaç birimdi? 2 birimdi değil mi? Neden? Çünkü burası eksi 2'ye gidiyordu y ekseninde. Bu uzunluk 2 birim. E şurada 1 ile 3 arası da 2 birim olduğuna göre burada eğim 1 eğim 1 olduğu için ben şuranın 2 olmasını istiyorsam şurasının da 2 birim olması lazım. Yani burası 5'tir arkadaşlar. Gx'i 2 yapan değerlerden birisi 5 iken şimdi geldim diğerine. Burada da eğimimiz eksi 1'di unutmayalım. Şimdi ben şuranın 2 birim olmasını istiyorsam şu kısımda 2 birim olmalı. E bundan kaynaklı eksi 1'den 2 birim uzaklaşırsam sol tarafa doğru burada da eksi 3 ile karşılaşırım. Demek ki diğer köküm eksi 3'müş. Ve gx'i 3 yapan değer. E hocam artık ben şunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Burada da eğim 1'di, burada da eğim 1'di. E şimdi ben 3 yapan değeri arıyorsam, yani şu kısmı arıyorsam bir birim daha uzaklaşmam gerekiyor. Yani burası 6, burada da bir birim daha sol tarafa gitmem lazım. Burası da eksi 4 olur. Yani 6 ve eksi 4 de sağlayan değerlerden birisiymiş. İşte bunların toplamı sorulmuş. Şunların toplamı 2, bunları da toplamı 2 yapar etti. 4, bir tane de burada var. 5 bana cevabı verir. Doğru cevap B'ydi. Geçtim diğer soruya. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f, g, h doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiş bizlere. Buna göre f, g, f artı ve g artı h fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılar kümesinde sabit fonksiyondur diye soruluyor. Şimdi burada eğimle alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor bizim. Eğimle alakalı bir şeyleri yaptıktan sonra tabi sıfır için görselleri de bizim için değerli. Öncelikle iyi dinle. f fonksiyonunun eğimi f fonksiyonu eğimi 2 bölü 3 ama eksi 2 bölü 3. Yani eksi 2 bölü 3 x. E 0 içinde 2'den geçiyordu. Artı 2 diyebilirim. Örnek veriyorum f fonksiyonuna. g fonksiyonunun için eğim nedir arkadaşlar? 3 bölü 6 ama negatif olacak azalan. Yani eksi 1 bölü 2 x ve 0 için 3'den geçtiğine göre artı 3'tür diyebilirim. h fonksiyonu da yeşille gösterilen. Eğim pozitif. E burada o zaman 2 bölü 3'tür eğimi. 2 bölü 3 x artı 0 için eksi 2'den geçtiği için de eksi 2 demem gerekiyor. Şimdi ben f'den g'yi çıkarırsam abi şundan şu çıkarsa sabit bir fonksiyon kalmaz elimde gitti. F ile h'ı toplarsam yani şu ikisini artı 2 iki bölü 3 x ile eksi 2 bölü 3 x birbirini götürür. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0'dır bundan kaynaklı sabit fonksiyondur derim. G ile H'ın toplamı yani şu ikisinin toplamı da yine bana X'leri götürmez. X'ler gitmediği için de sabit fonksiyon olmaz. Demek ki bu da gitti cevabımız yalnız 2 olacaktı. Bu tarz bir sorunun çözümünü bu kadar kolay yapabilmekte. Ee, sizlerin yanına kar kalsın gençler diğer soruya geçtik. Diyor ki a B, C, D, e gerçel sayı fx de ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e falandır. Fonksiyonun grafiğinin eksenleri kestiği bazı noktaların görünümü verilmiş. Ekstradan bir de şöyle bir şey söylemiş. Bak diyor ki fx eksi f eksi x eşittir 0 demiş. Yani ben şuradaki eksi f eksi x'i karşı tarafa gönderirsem fx diyor fx f eksi x'e eşittir. Yani diyor ki kocaman bağırıyor artık fonksiyon çift fonksiyondur diyor. Pekala. Çift fonksiyonsa Eksi 2 diye bir kökü varsa hani y eksenine göre simetrik oluyorlardı ya bu çift fonksiyonlar. Eksi 2 diye bir kökü varsa artı 2 diye bir, de bir kök olması lazım. Bak köklerimiz eksi 2 artı 2. 4 diye bir kökümüz varsa eğer eksi 4 diye de bir kökümüz olacak. Zaten 4. derecedendi. E 4 tane de kökünün olması gayet normal. O halde ben artık fx fonksiyonunu şu şekilde ifade edeceğim. Baş katsayımız a'ymış göründüğü üzere a çarpı. Eksi 2 diye bir kök varsa x artı 2 diye bir çarpan Artı 2 diye bir kök varsa x eksi 2 diye bir çarpan vardır. 4 kökümüz varsa x eksi 4 ve eksi 4 kökümüz varsa x artı 4 diye bir çarpanımız olması çok doğal. Pekala. Şimdi şunu niye vermiş onu kullanmadık. Diyor ki y eksenini kestiği yer orası. Sıfırı koyarsan 64'ten geçer diyor. Yani f sıfırı bir bulalım hadi sizle beraber. A çarpı 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı artı 4 dedim. E hocam şurası eksi 16 burası eksi 4 çarparsam 64 gelir. 64 a eşittir 64 ise tabii ki de buradan a 1'dir. E a 1 ise gençler ben artık şuradaki a'dan kurtulmak istiyorum. Ve şunu rahatça söyleyebilirim ki fx fonksiyonum artık buymuş. Pekala şimdi benden ne isteniyor? F1 isteniyor. Rahatlıkla x gördüğümüz yere 1 yazacağız. O halde yazalım. F1 eşittir. 1'e 2 ekledim 3. 1'den 2 çıkardım eksi 1. 1'den 4 çıkardım eksi 3. Ve 1'e 4 ekledim. Çarpı 5 dedim. Bu eksiyle bu eksi gitti. 3 kere 3 9 yaptı. 9 da 5'i çarptım. Eşittir 45 dedim. Gönül rahatlığıyla doğru cevabım da C şıkkı oldu geçtik bir diğer soruya. Dik koordinat sisteminde gerçel sayılar kümesine tanımlı f artı g ve g eksi f fonksiyonlarının bize grafikleri verilmiş. Buna göre demiş 3 tane eşitsizlik var. Bu ifadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle gençler f hakkında bir şeyler bulmak istiyorsam ben. Mesela örnek veriyorum hani bu g x eksi fx ya. Ve bu da hani fx artı gx ya hani değil mi? Şimdi ben alttakinden üsttekini çıkarırsam yani alttakine maviden pembeyi çıkarırsam elimde kalan şey yani şundan şunu çıkardığım takdirde elimde kalan şey 2 fx olur. 2 tane fx. Şimdi demek ki ben burada şuradaki maviden pembeyi çıkaracağım ya A'yı yerine yazarak yapsam bunu iki tane fa'yı bulurum ki alttakinden üsttekini çıkardığım için negatiftir sonuç küçüktür sıfır. E böylelikle her iki tarafı ikiye bölersem yine fa sıfırdan küçük gelecektir. Yani benim birinci öncülüm doğruymuş. Geçtim ikinci öncüle şimdi gb hakkında b hakkında yorum yap diyor g hakkında yapacağız o zaman. Ben bu sefer bununla bunu toplarsam eğer Eksi fx ile artı fx'in birbirini götürdüğünü görürüm. 2 tane gx kalır elimde. Burada da b'yi yerine yazarsam iki tane gb'yi elde ederim. Ve dikkat edin, dikkat edin İkisini toplamıştım. Yani ben şuradaki değerle buradaki değeri toplayacağım. Ve yine şuna dikkat etmeni istiyorum. Şöyle e, gördünüz bak şu kısım şundan daha kısa. Ve negatif bir sayıyla pozitif bir sayı toplarsam burada sonuç negatif olacaktır diyeceğim. Ve sonuç madem negatif oluyor artık şunu söyleyebilirim ki iki tane GB negatiftir o halde GB de negatiftir derim. Yani bu da doğru olur. Geçtim 3'e. GC sıfırdan büyüktür demiş. C için direkt yorum yapacağım. Pozitifle pozitifin toplamı pozitiftir. 2 tane GC pozitifse GC dediğim şey tabii ki pozitiftir. E bu da doğruymuş. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Doğru cevap hepsiydi. Geçtik diğer soruya. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde birebir ve örten olan bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. G fonksiyonu doğrusal fonksiyon olmak üzere. Uygun aralıkta aşağıda bir eşitlik verilmiş bize. G2 ile f'in tersinde 4'ün toplamı sorulmuş. Şimdi G2'yi elde etmek için tabii ki de gideceğim ve x gördüğüm yere 2 yazacağım. Abi. Farklı bir alternatif var mı? Yok x gördüğüm yere 2 yazacağım. Hadi yazalım o zaman. Bunun tamamını da yazalım ama. 3 çarpı 2'den 2'yi çıkardım. F0 geldi burası abi. Eksi 12 bölü 2'ye 2 ekledim. F4 oldu burası da. Tamam mı? Ve eşittir neymiş bu? G2'ymiş. E şimdi hocacım bak. F0 dediğim şeyi sen buradan bulabilirsin. Bu F fonksiyonun grafiğiydi. 0 nereye gitmiş? 4'e gitmiş. Demek ki burası 4. 3 kere 4 kaç yapar? 12. Eksi. F4'e bakıyorsun. 4 nereye gitmiş abi? 6'ya gitmiş. Demek ki şu kısım 6 ise 12'yi 6'ya böldün, 2 geldi. 12'den 2'yi çıkardın kaç yaptı? 10. Demek ki G2 kaçmış abi? 10. Yani şu kısım şurası 10'muş. Artı. Bir de bana diyor ki üstüne üstlük ben F'in tersinde 4 kaçtır? Yani diyor ki F'i 4 yapan değeri F'i 4 yapan değeri ben az önce de bulmuştum 0'dı. 10 ile 0'ın toplamı bana 10'u verir. Doğru cevap E şıkkıydı. Geçtik diğer soru. Koordinat düzleminde 0-5 kapalarında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. E, m sayısı 3 ile 4 aralığındayken yani m sayısı başlangıçta buradayken diyor gençler. E, 2023 tane f fonksiyonunun bileşke ile birleştirilmesinin sonucunda en içerideki f fonksiyonun içerisinde m yazarsan diyor. Bunun tamamının yer aldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi Birinci f'i yaptığım takdirde birinci f yani m'yi direkt ilk f'in yerine yazdığım takdirde 3 ile 4 aralığını nereye götürmüştür bakın şu aralık şu aralık ne tarafa gitmiş arkadaşlar bu tarafa gitmiş değil mi yani 1 ile 2 aralığına gitmiş buradan ışınları vurdurduğun zaman 1 ile 2 arasına taşınır yani o zaman ben 1 ile 2 aralığına taşıdım bunu İkinci f'i yaptığım takdirde bu sefer 1 ile 2 aralığına götüreceğim. Yani 1 ile 2 aralığını taşıyacağım. 1-2 aralığı bak nereye taşınmıştır? 0-1 aralığına taşınmıştır. Daha sonrasında 0-1 aralığına baktığımız zaman bu da 2 ile 3 aralığına taşınacak. Yani 3. F'de 2 ile 3. 2 ile 3, 3 aralığını taşıdığım takdirde 4 ile 5 arasına taşıyacağım. Ve 4 ile 5 aralığını taşıdığım takdirde 3 ile 4 aralığına gideceğiz arkadaşlar. Ve dikkat et 3 ile 4 aralığını taşıdığım takdirde zaten en başta onu taşımıştım. Yine 1 ile 2 aralığına geri döneceğim. Yani burada artık şunu söyleyebilirim ki 5'te 1 tekrar söz konusu. 5'te bir tekrar var. O zaman ben 2023 tanesine kadar amele gibi bakmayacağım. 2023'ün madem periyodik 2023'ü 5'te bölümünden kalana bakacağım ki son rakam 3 olduğu için kalan 3'tür. Madem öyle üçüncü de bana cevabı verir. 1, 2, 3. Üçüncünün cevabı 2 ve 3 aralığı olduğu için doğru cevap C şıkkında verilmiştir dedik. Geçtik diğer soru. Tabii bu da bizim son sorumuz gençler. Son soruyu da beraber çözelim ve fonksiyonlar defterinde artık kapatalım. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin uygun bir alt kümesine tanımlı F ve G fonksiyonları birebir ve örtenmiş. Fx 1 ve F1 eksi x'i G cinsinden eşitlerini vermiş. A eksi B'nin farkı soruluyor. Mutlak farkı. Şimdi öncelikle e, burada mesela ben F0'ı X gördüğüm yere 1 yazarak elde edebilirim. Bak X 1 olursa X 1 olursa dedim. Burada yerine yazdığım takdirde F0'ı elde ederim. F0 eşittir. G6'dır gençler. Doğru mu? X gördüğüm yere 1 yazdım. Ve böylelikle alt taraf da bana F0'ı verecektir. F0 F0 ne olur? e, x gördüğüm yere 1 yazarsam g a artı b olur. Artık şundan eminim ki buradaki 6 buradaki a artı b'nin ta kendisidir. Yani yazalım artık a artı b eşittir 6'ymış gençler. Bu cepte. Bir de bir de diyeceğim ki x eşittir mesela örnek veriyorum. Şurada ben x gördüğüm yere 2 yazacak olursam f 1'i elde etmiş olurum değil mi? F1 elde edilir. F1'i nasıl yazacağım? F1 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazıyordum unutma. G8 olacaktır. Tamam G8. Ve hani şu kısmı birazcık düzenleyelim. Şöyle yapalım. Orada bir yazım hatamız olmuş sanırım. X eşittir 2 olursa dedim değil mi? Şimdi F1'i yine elde edebilir miyim? Bu sefer X gördüğüm yere 0 yazarsam. Bak x eşittir 0 olursa diyelim. Böylelikle yine F1'i elde etmiş olurum. Ama x 0 olduğu için bu sefer direkt bu GB olacaktır. He, bak şimdi. Hocam bu da F1 bu da F1. O zaman 8 ile B birbirine eşit. Yani B 8'miş. E B 8 ise A 2'nin ta kendisidir değil mi? Güzel diyor ki A'dan B'yi çıkar. Yani eksi 2'den 8'i çıkar diyor. Bunun da mutlak değerini al diyor. E bu eksi 10'un mutlak değeridir. E tabii ki bu da 10'dur. Yani cevabımız da E şıkkını verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler pdf'iniz açıklama kısmında mevcuttu. Pdf'inizi indirmeyi ve bu şekilde benle birlikte çalışmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde polinomları işleyeceğiz. Polinomlardan güzel sorular çözeceğiz. Çıkması muhtemel sorular çözeceğiz. Ee, bu serideki mottomuz şuydu, zor soru değil, sınav ayarı soru çözmek daha mantıklıdır. Ve bunu da gerçekleştireceğimizi, ger gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Evet gençler, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.